Dün Star Haber'e özel ayrıntılarda izlediğiniz kan donduran iddiaların devamında sıra. Samsun'da bir ilkokulda 3. sınıf kızı öğrencilerine cinsel tacize suçlanan öğretmen bugün tutuklandı. O öğretmen cezaevine kondu ama soruşturmada dehşeti katlayan ve aslında bir hukuk skandalını ortaya koyan ayrıntılar ortaya çıktı. Meğer öğrencilerini taciz etmekle suçlanan o öğretmen 5 yıl önce de yine Samsun'da yine öğrencilerini tacizle suçlanmış ve yargılanmış efendim. Dahası yargılama sonunda mahkeme öğretmeni 25 yıl hapiste cezalandırmış. Yargıtay süreci devam ederken öğretmen tahliye edilmiş ve mesleğe geri dönmüş. Serdar İpek'in özel haberi. Ayıp yani ya. Çocuk sabu ya. Nasıl bir kansızlık bu ya? Onu buraya getirdi suç. Hala öğretmenliğe nasıl devam edebilir? Haklı olarak soruyorlar. Çünkü cinsel tacizle suçladıkları öğretmen cinsel taciz sanığı çıktı. Daha önce de yapmış. Geldi okulda. Yine öğretmenlik vermişler. Biz devletimize, okulumuza, çocuklarımızı güvenip teslim ediyoruz. Ama bu kaçıncı? Artık yeter. Almış ama hani gene savunmuş ve tekrar bu okula gelmiş. Biz çocuklarımıza kime emanet edeceğiz? Dün Samsun'da bir ilkokulda veliler sınıf öğretmeninin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş, okul önü karışmıştı. Vatandaş olarak suç mu işleyelim kapıyı bakayım? Bravo. Lime lime doğrarız. Lime lime. Bize bırakırsa devlet lime lime doğrarız. 7 çocuğun cinsel tacize uğradığı iddia edilmiş, biri şikayetçi olmuştu. 3 ailenin daha savcılığa başvurduğu belirtildi. Dün gözaltına alınan evli ve iki çocuk babası 50 yaşındaki öğretmen çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Tacizle suçlanan öğretmen ifadesinde iddiaları reddetti. Tacize uğradığını söyleyen çocuğa sınavını değerlendirirken yanlışlıkları nedeniyle biraz kızdığını söyledi. Çocuğun da suçlamalarını buna bağladı. Bir şey demiyorlar mı? Bir şey demiyorlar. Polis geldi. Şimdi polis açıklama yapacak. Öğretmen ayrıca madem bir hafta önce cinsel istismarda bulundum, neden bir hafta beklemiş sözleriyle de kendini savundu. Ve soruşturma kapsamında bir skandal ortaya çıktı. Öğretmen aynı kentte bir başka okulda da 5 yıl önce 2 öğrencisini cinsel tacizle suçlanmıştı. İlkokuldaki cinsel taciz iddiaları için tutuklanan öğretmenin 5 yıl önce de 2 çocuğu taciz suçlamasıyla toplam 25 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Dahası dava Yargıtay sürecindeyken tahliye edilen öğretmen mesleğine geri döndü. 2,5 ay cezaevinde kalıp tahliye olan öğretmene her öğrenci için 12 yıl 6 ay ceza verildi. İstinafın onayladığı karar Yargıtay'da. Nasıl alındı, nasıl geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımıza oldu olan işte. Bunu okul müdürü bilmiyor muydu? Öyle bir suç işlemişse hala öğretmenliğe nasıl devam edebilir? Niye tekrar aynı göreve vermişler onu anlamadık yani. Öğretmenliğe neden devam etmiş onu sorgulamak lazım. Veliler skandalın ortaya çıkmasının ardından tepkili. Niye tekrar bu okula veriyorlar? Tekrar niye öğretmenliğini almıyorlar? Madem öyle bir suçu var adamın, niye kabul ettiler bu okula? Bu öğretmeni niçin aldılar? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı bilmiyormuş mu? Bizim çocukları niye tehlikeye atıyorlar? Tüm velilerin kafasındaki soru aynı. Cinsel tacizle suçlanan ve davası süren öğretmen niye hala görevde? Çocukların günahları ne? Ah onu bana versin, beni boğuşta vurur. Evet, inanılır gibi değil. Cinsel tacizle suçlanan, dahası hapiste cezalandırılan bir öğretmen efendim. Nasıl olur da geri gönderebilir okula? Çocukların arasına nasıl izin verilir böyle bir skandalın yaşanmasına? Hani nasıl emanet edilebilir el kadar çocuklar sabıkalı bir adama? Sadece Ozanlı değil, kimse sorumlusu bu sorumsuzluğun, en ağırından hepsi hesap vermeli.